Efe'yi jungle'da bırakayım bu arada. Evet, Huninozu Pirino dostlarıyla ve saz arkadaşlarıyla beraber burada dans etmeye devam ediyor. Şöyle yapalım. Huninozu Pirino'nun saz arkadaşlarını güncelleyelim. Şuraya. Red'i vur. Atunut. Başka kim var? Hızır. Altı Babu. Şöyle. Alalım bunları da. Atunut, Hızır, Babu ve Reduvur'u. Şimdi bu Huninozu Pirino. Huninozu Pirino. Bu artık Reduvur. Bu artık Hızır Babu. Bu da Atunut. Huninozu Pirino ile beraber patlıyorlar burada. Parti veriyorlar. Reduvur, Hızır Babu, Atunut ve Huninozu Pirino. Buba. Buba da olabilir. Biz Babu yaptık. O da olsun. Name tag sayısı. Ölen var ya. Ne komiksiniz ya. Ha burada. Evimizin dibindeymiş demek. Evet. Roger yaparsanız mesela bir kangurunun adını başına melek tacı geliyor. Var mı goril? Aha. Evet. Harambe yaparsanız Harambe'nin de kafasına böyle melek tacı geliyor. Ölen hayvanların ismini verdiğinizde böyle oluyor. Yine mi patlamış? Ne olmuş? Evet. Bunları da koyduk. Şimdi en son Dimensional Core'larımızı yapıyorduk. Şöyle bakalım 9 tane olmuş. 10. Dimensional Core'u da şuradan hemencelik yapalım. Son Dimensional Core. Son artık bundan başka yok. Şafak Doğan Güneş hesabı. Yusuf. 1.16'da Wood var. Bir de Deep Mob Learning sadece Fabre çıktı galiba ama Wood da baya kötü ya. Yani sıkıntılı. O iki modda hiç oynanacak gibi değil yani. Bir zaten düşünmeden mob farmı değil, bana mobun kendisi lazım. O yüzden böyle bir durum söz konusu. Şimdi core'larımız hazır. Bunu bir alalım. Bunu ne yapıyorduk? Bu double compressed için. Şuradan başlayalım. Bir de dimensional palette yapmamız lazım. Bunlar için görevleri inceleyebilirsiniz. Görevlerde ben gerekli bilgilendirmeyi yaptım arkadaşlar. 640 tane dimensional palette, 5120 tane de normal obsidian ihtiyacınız var. Burada 512. 64 de burada. Kaç tane var üstümüze bakalım bir. ...576 tane var. Şuradan 64 tane çıkınca da işimiz tamamlanacak. Yapacağımız şey şu. Geliyoruz buraya. Şunun yanına koyabiliriz. Şu channel hazır açıkken. Imbued Slates girecek. Şuraya atalım. Şöyle fazladığını alalım. Bunun için birazcık speed'e ihtiyaç olabilir. Olmayabilir de emin değilim. 10k LP istiyor ama LP'yi biraz yavaş çekiyor bu. Şuradan exportuna da şunu atalım. Bunları da bana elimle çizdim. Bok gibi gördüğü bu biliyorum. 640 tane bundan yapılacak. Şuraya notumu da alayım. Pellet hızlandırılabilir diye.
Burada bizim boşta içeceğimiz var mı? Normal kapasiteler var. Gerçi böyle bile azalıyor bu. Öyle idare eder ya. Bu böyle takılsın. 640 tane yayının sonlarına doğru sürecek. O sırada biz diğer işlerimizi yaparız. Bu burada yapıla durur. Yani bakayım. Slate desek. Speed desek. Speed ikişer ikişer istiyordu. Bir speed için 3 tane lazım hatta. Evet, hepsini yapayım. Sonra speed yapamayayım değil mi? Ulan ne zekiyim ben ya. 27, 54 tane lazım ondan. Uğraştır mı? Şöyle düşündüm. Bakalım. Bakalım uğraşılır mı? Hemen şuradan. Bunları da görmeyeli uzun zaman olmuştu. Burada yokmuş. Hemen diğer dungeon'a bakalım. Diğer dungeon'da var mı? Bu değil. Bir tane varmış. Şu dungeon'a bakalım. Bu dungeon'ın enerjisi yok. Ayrına şuraya bir elektrik bağlayalım. Dimension kart varmış lan burada. Slate var mı? Bir tane. Teşekkür ederiz. Neyse çalayım bunları da kamdan ya. Nasıl gidip dönüyoruz buradan? Nereden dönüyoruz? Neyse bunları çalmış olduk. Düşünüyorum şimdi yapmaya değer mi diye. 2 dakika yapabiliriz. Şunu şöyle iptal edip. Granit alalım. Bak fark mesela. Şöyle alınca çıkaracaksın işte ya. Heh. İmbüt yapmış. Biraz da alalım bu arada. 48, 49, 50, 50, 52, 53, 54. Sen de hızlı çalış. Herkes hızlı çalışsın. Daha da hızlı. Bu arada bir şey araştırıyorum şu an. Başarabilirsek güzel olur. Onun için şunu ihtiyacım var. CubeJS'de bir config'i değiştirebilmem lazım. Onu başarırsam eğer şöyle bir düşüncem var. Oyun içinde Time Bottle craft edilecek. Tamam mı? Daha doğrusu Time Bottle'ın bir upgrade'i craft edilecek. Ona her bastığında örnek veriyorum. Oyunun ilk başında Time Bottle sadece 2x hızlandıracak. Bir şey craft edince görevden sana bir ödül verecek ve 4x'e çıkacak hızı. Sonra 8x'e çıkacak. Sonra 16x'e çıkacak. En son 32x'e çıkacak şeklinde. Onu yapmak istiyorum ama İşte config change lazım onun için. Nasıl yaparız bilmiyorum. Ay. Tutamıyorum ya. Tutamıyorum zamanı. Son olarak şunları da yaptım mı? Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarırız biliyor musun? Mesi de aldın. Okey. Bunu bu arada şey yapabilirsiniz Demon Eye'yi. Tier 5'te craft edebiliyorsunuz. Ama craft etmek zorunda da değilsiniz. Şey yapabilirsiniz. Dungeon'dan çalabilirsiniz de. Bu arada maşallah dolmuş burası. Böyle şöyle 2-3 tane basalım. Bir tür hızlansın burası. Şurada 80 tane olmuş. Bir şey.
Bitmiş. Harikasın. Şimdi Arc fırnacımızı aldık arkadaşlar. Arc fırnacı nedir? Arc fırnacı çok önemli bir cihazdır. Arc fırnacımızı böyle koyuyoruz. Bunun içerisine rod koyacağız. Şu an trinyum dust'ımız olmadığı için karbon rod koyacağız. 3 tane bundan yapıyoruz. Şu hani grafit rod koyduk ya biz Arc Furnace'a. Aynı mantık. İçerisine bunun rod koyuyoruz. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Ryzen o biraz sıkıntı ya. O yumurta sorma bence. Bilmek isteyeceğim bir şey değil. 3 tane rodumuzu böyle koyduk. Buna elektrinki verdik. Tamam. Buna bundan sonra şunu veriyoruz. Gravel. Gravel ustaya veriyoruz bunu arkadaşlar. Hayatınızı görmüş ve göreceğiniz en yavaş şekilde bunu işlemeye başlıyor. Şurası yükseldikçe bu hızlanıyor. Bu en fazla 2000 derece kadar ısınabildiği için yavaş yapıyor. Bunlar 4500 derece kadar ısındığı için daha hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştiriyor. Şöyle ikiye bölersek daha iyi olur sanırım. Timer'e bota tabii de basılmıyor buna. Bunun ısınmasını bekliyoruz şu an. Motorları tekrar göz gezdireyim. Ha, sen ısındın mı? Evet. Gravel'larımızı şöyle koyalım. Bakın ısındığı için şu an çalışıyor. Bize cobblestone veriyor ve belli bir ihtimalle trinyum veriyor. Rough trinyum dust is very friable. Need to be smelted at a very high temperature diyor. Böyle bir very high temperature'dan bahsediyor. Trinyum dust'ımız geldi. Şimdi trinyum dust için trinyum ingot'a ihtiyacımız var. Bu metal edilmek için Arc Furnace'a trinyum dust pişirin diyor. Trinyum dust'ı buraya atacağız. Şunlar bittiğinde bir stack yapalım da onun hepsini çeviririz. Bu da yeni benim eklediğim plate. Trinyum plate. Varöklendir igniter yaparken ve double compress yaparken istiyor. Bundan kaç tane lazım birazdan göreceğiz. 640 tane obsidian yaptığımızda bu sorularımıza cevap bulacağız. Şöyle alalım bakalım. Evet, orası bayağı korkunç bir yer ya. Ne durumdasın reis? Allah, yere bastık. Timer'e botu da boşa gitti bak. Şunu da alalım. Şu rodları öncelikle bir değiştirelim ki trinyum ihtiyacımızı doğru düzgün bir şekilde karşılayabilelim. Evet, 15'ten çıktı. Sonra 15 taneyi buraya atıyoruz. Bu birazcık uzun sürüyor. Dust olarak bir şey kullanmıyorum değil mi ben? Yani herhangi bir kullanımı yok sanırım Dust'ın. Buna ne basılıyormuş? Life Mending, Mending, Unbreaking. Bunlar basılıyormuş. Bunlardan basabiliriz. Abi sana küp verme zaman açacaksın. Gelmedi sıkıntı senin küpün. Yani geldiyse açmışımdır. Küp yok çünkü hiç. Evet hiç yok. Limtutajım bugün gelen var bir tek. Ne durumdasın? 45K. Basalım bir 4x daha. Inventory de az önce geldi. Nerede ya? Sıkıntı şöyle bir şey gelmedi. Mülkiyatacım var bir tek. Evet. Bir tane Trimingot geldi. 3 tane gelsin. Şunları bir değiştirelim. Hızlandıralım şu fırınısı.
Nerede Ceren? Aa bu. Lan ben küp deyince bu disko topu oğlum, küp değil bu. Allah kahretmesin sizin arkadaş. İnsan bir söyler der abi küp, o küp değil der. Orada okasedron var der. Disko topu var orada der. Ben görmüyorum onu. Böyle durduralım bunun craftını. Herhalde yetiyordur. Evet, biz yavaştan bu arada yapmaya başlayalım. Şöyle obsidianlarla birlikte compressed obsidian. 5 stack yaptık. Şuradan tam sayısını görebiliyoruz. 284 tane olmuş. %44'ü tamamlanmış. Neredeyse yarısı. Şöyle bir şey yapsak. Petrification çok az veriyor değil mi? Beni şu an iyileştirecek net bir şey yok tabi. Allah ki diyelim. Mei Jai TV mod yazmış. Balkanların ve Ortadoğu'nun en iyi mod paketi. Harika iş. Bak uğruna öldük az önce. Bu kadar zırhım varken bu arada nasıl öldüm o da ayrı bir konu. Chestplate'im vardı. Ha şarj ediyorum. Muhtemelen o yüzden öldüm. Şarjda olduğu için öldüm. Fulleyelim. Sen ne durumdasın? 8 tane trim yapmışsın. Şunlardan hemen 3 tane. Bir tane daha gelsin. Şöyle trilyonlarımızı alalım. Buna enchanto basalım. Ve ulu şarduyla. Unbreaking. Üç tanesini aldık. Buraya gelip bunu içerisine koyuyoruz. Şimdi bunlar yavaşça ısınmaya başlayacak. Daha da ısınacak. Şurası daha da artacak. Isındıkça daha da hızlanacak. Bizim de ihtiyacımız olan şeylerden biri bu. Poggers vardı bu arada ya. Var işte. Göklerdeki Faruk. Aa bitmiş. Sonuncu. Aa o da bitti. Evet. Hazır mısınız çocuklar? 641. Bir tane de fazla yapmışız bak. Evet. 640 adet Faruklent obsidyumumuz hazır. Şimdi bize ne diyor? 80 tane double compressed obsidian lazım diyor. Başka bir sıkıştırmış blok. 80 tane bundan yapacağız. Nasıl yapacağız? Trillium plate ile yapacağız. Trillium plate 14 tane burada var. Bir tane ingot var burada da. 61, 75, 76 tane. Bir saniye. Efendim? Kendi Arcfurnace yapsak diyorum. Öyle bir üşenirim ki var ya bak. Kendinizden geçersiniz. 17 tane double compressed oldu bile. Bu arada dikkatli bakarsanız. Görüyor musunuz detayı? Reda var. Bego'ya abonelik hediye etmiş. Oley be. Reda var abim be. Yaşasın be. Ne kıramadık? Heh. Bu arada fark etmemiz gereken bir detay daha var. Tam kırılırken mesela şöyle kırınca etrafa böyle parçalar saçılıyor ya. Ona dikkat edin bir de. Bakın şu an vurunca da çıkıyor. Görüyorsunuz mu? Yaslamak adına bu arada blokları da yan yana koyalım. Savaş mı çıktı? Ne oldu? Hayda.
Tövbe estağfurullah. Bu arada blok da yerinde dururken etrafından parçacıklar çıkıyor. Haberiniz olsun. Obsidian diyelim. Bu ilk tier'ı. Bu tek sıkıştırılmış. Bunda böyle görünüyor. Bu double sıkıştırılmış. Böyle görünüyor. Bir de triple'ı var bunun. Triple da dimensional core'la yapılan. Ne durumdasınız abicim? Arc Furnace'da biraz işler uzun sürecek gibi. Buna speed basılması lazım aslında ya. Bir bakayım. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Aman ya Rabbi. Redo var. Topluluğa 20 kademe böyle abonelik hediye etmiş. Vizyo suyu kodunda sarılar civert olmuş. Neden olduysa. Geldik mi? Geldik. Evet, şöyle bir respect dedim. 4 tane Trivium Dust, 5 tane Universal Mesh'le bunu hızlı pişirme yolu. Yeni güncellemede siz de kullanabileceksiniz artık bunu. Universal Master'i sonuçta yaptık öyle. Boşuna kullanmayalım. Hızlandırma kaydına. Şey yaparız. Kullanırız bunları. Şey açılsaydı hani Time in a Bottle açardık bunu ama maalesef öyle bir seçenek yok yani Time in a Bottle çalışsın çalışmasın diye bir şey yok. -74, 75 oldu. Artık sonrası gerek kalmadı o yüzden. -79 oldu. Çünkü biri burada mı? Evet, 80 oldu. Biri yerdeymiş. Evet. 80 tane double compress de hazır. Şimdi 3x'e geçiyoruz. 3x için de daha önceden yapmış olduğumuz şu dimensional core. Bunlar da universal mesh, compress component ve teleportation core istiyor. Bunun recipe'sine şey ekleyebiliriz. Trinium plate ekleyebiliriz. Yazayım şuraya. Dimensional for A. Trinium plate ekle. Trinium istesin bu da. Bunu çünkü ilk yaptık biz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bitti ve Faruklendin gidiş şeyi şeysi bir tane lava kristal istiyor. Lav nereden bulabiliriz? Hızlı. Evet, şöyle yapalım. Orbumuzu da alalım. Tamam. Bunu da yapıyoruz. Faruklent Portal Igniter. Ve Loot Reward'umuzu alıyoruz. Gerçekten çok manidar bir Loot Reward. Evet. Hazır mıyız? Bunun nereden gidelim Faruklen'de? Balkondan mı gidelim? Savaş veriyoruz. Herhangi bir şey yapmak için.
Buradan Faruk'la geçiş yapabiliriz. Şimdi Faruk'la Portal Igniter'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Faruk'la Portal Igniter. Ve diyoruz ki Stage 5'a terfi et. Stage 4 için son görev. Onay kutusuna tıklayın diyor. Bunlar normalde görünmüyordu. Bu niye görünüyor burada bilmiyorum. Ve buradan çıkalım, öyle basalım. Önce bir Stage 5'e geçelim. Evet. Artık Stage 5'siz arkadaşlar. Ne açıldı? Draconic Evolution açıldı. Full artı full şekilde. Aynı zamanda şunu da alalım. Azerzam'ımızı aldık. Bir de tabii ki de Ice and Fire açıldı. Bakın elimdekine. Dünya nereye elimde. Azerzan'ın kafasını tuttum. Diyebilirsiniz buraya elinize alıp. Azerzan'ın kafasını elime aldım diyebilirsiniz. Hani tabiri caizse hata olmaz bence. Doğru. Yalan değil. Bak. Çok güzel gördü. Şöyle yaparsak sanki kafamdaymış gibi duruyor biraz bak. Draconic çok mu zor? Yok değil. Daha Draconic yapmadım çünkü. Draconic yarım kaldı. Draconic'te nasıl bir şey yapacağımı tam bilmediğim için 1.16'da birazcık ayarladım. Şöyle son şeyi göstereyim size. Wizard Faruk Land diyor. Sonunda Faruk Land'e vardın. Ejderhaların ve efsanevi yaratıkların boyutu diyor. Wizard Faruk Land diyor. Faruk Land'e yapacağımız şey var. Önce Ice and Fire'a giriyoruz ki ondan sonra Draconic'e geçebilirim diye. Şekilde. Basıyoruz sağ tık arkadaşlar ve portalımız yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz, portaldan dışarıya ben uçuyorum. Şu uçanlar benim kafalar döne döne. Bakın bunun içinde benim kafam dönüyor. Elimdeki de normal dönmesi lazım da bu dönmüyor. Lan gitme farklı, ne yapıyorsun sen? Ne yapacaksın orada? Lan alamıyorum bunu. Neyse. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Şu Infinity Range Booster'ımız var değil bizim? Vardı bunlardan. Evet. Şunu da gitmeden yapıverelim hemen. Tamam. 4 tane Riddler'slar. Tamam. Quantum geldi mi? Niye gelmedi Quantum? Şunu yapamadı ya. Otokar şunu yapamadı. İnanılmaz ya. Mekanizma gerçekten yani büyük bir sabırla girmek lazım. Bunda var mı enerji? Vardır. Neden olmasın? Şimdi bunu da buraya koyduğumuzda 11K harcıyoruz. Azalıyor mu? Azalmıyor. Güzel. Sıkıntı yok. Yeter artık, gidelim buradan. Daha fazla şu otograf sisteminin yakınında durmak istemiyorum. Ünlem mod. Evet. Hazır mıyız? Gidiyorum. Faruk'la de gidiyorum. Bak giderim. Bak tutamazsınız beni. Bak sonra dersiniz Azekli abi, Faruk'ta ne işim var? Tahmine botum nereye gitti benim? Drakmas Shocker. Bunların ismi hep değişti değil mi? Durmadan bunların ismi değişiyor da üstündekilerin. Şu da gitsin. İgnatır'a gerek yok. Durağı cebime koydum. Girdim içeriye. Ama nereye geldik bir anda?
Evet. Geldiğimiz yerde direkt troller ve Cyclops'larla karşılaştık. Faruk Land böyle bir yer arkadaşlar. Faruk Land dönülüş. Bunların hepsi güçlü. Normalde ondan daha güçlüler. Çünkü buffladım. İlk olarak bir adet Cyclops öldürdük ve Cyclops'un gözü çıktı. Bunu ne yapıyoruz? Bütün kötü şeylere weakness veriyormuş. Buradan yümmün çıkıyor. Manuscript çıkıyor. Manuscriptler lazım olabilir. Bu arada burada çok fazla Blitz var. Haberiniz olsun. Ya bunlara şey... Aynen bakın Weakness 2 uyguladı bunlara. Burada her biyoma özel bir mob spawn'ı var. Şimdi biyomları tanıtacağım size. Evet. Bu biyomun adı Hellish Faruk'landı arkadaşlar. Burada bu arada bu Pile of Gold'ları kırınca da Gold Nugget çıkıyor. Burası Hellish Faruk'land. Burada çorak topraklar var böyle. Course 4'ler. Course 4 ne demektir? İşte kuru topraklar var. Burası böyle cehennem gibi bir yer. Böyle daha bir kırmızı bir atmosfer var burada. Burada minicik bir yerde tropikal oluşmuş. Şuralarda Frozen Faruk'landlar. Frozen Faruk'landlar genelde böyle tepelerden oluşuyor. Buralarda Blizzard ve soğuk canlılar yaşıyor. Hellish'te Ghast'lar yaşıyor. Tropikal'de de Witch'ler yaşıyor. Böyle bu bayağı yükseklere kadar çıkıyor buralar. Şimdi Faruk'land'de yapmamız gereken şeyler neler? Öncelikle şu Cryo Obsidian'dan bulabilirsiniz. İçinde spawner oluyor. Spawner'ını işte kırdım. Ghast lazımsa Ghast bulabilirsiniz. Bakalım bunda spawner var mı? Bunda yok sanırım. Evet. Çok fazla mob spawnladınız bu arada. Sabit durursanız haberiniz olsun. Burada mob spawn rate'i bayağı yüksek. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Bir tane daha Cyclops bulduk. Aldı beni sırtına. Buradan böyle bir şey bulabilirsiniz. Neler bulmuşuz? Bir sürü kitap falan bulmuşuz. Spawn egg'ler, meg'ler bilmem neler. Bir tane daha göz çıktı. Buranın kafası kalsın. Şöyle sıvılar var. Bu sıvılar Faruk'un gözyaşları olarak geçiyor. Çok derin sular yok burada. Böyle minik. Aşağısı da bu arada Endstone. Onu söylemeyi unuttuysam. Ve burada maden bulunmuyor. Çok nadir maden kuleleri var. Ufak tefek. İşinize yarayabilecek. Şu an tabii çan kaçtığım için bizim server biraz yavaş açıyor. Spawn'dan en az 500 blok uzaklaşmanız lazım. Onu baştan söyleyeyim. Yoksa herhangi önemli bir şey bulamazsınız. Maden kuleleri de böyle. Rastgele madenler çıkıyor ve altında da nedrit gizli. Birazcık etrafta dolanalım. Bizim ejderha iskeleti veya ejderha bulmamız lazım. Yani ya iskeletini bulacağız ya kendisini bulacağız ejderhanın. İkisinden biri. Can yükleme hızı yıllar sürmezse tabii daha memnun olabiliriz. Bir de sonra 3 kişiyiz de şu an. Baya yavaş. Evet. İlk ejderhamızı bulduk. Fire Dragon. Sağ tıklayıp kemik ve skull alıyoruz bundan ama o kadar küçük bir ejderhaymış ki bir tane kemik bir tane kafa çıktı içerisinden. Ben MD AFK'yim. Yok şeyden dolayı abi. Bu Yusuf'un geçirdiği server sağ olsun bedava server. Bu kadar oluyor. Ben tek başımayken bile çok lag oluyor. Burası suyun alt rengi çok güzel buralarda. Frozen'larda. Şöyle mavimsi. Lagunumsu bir hava katıyor. Buraya keşke bir prejen atsaymışız.
Bakalım. Chat para verdi. Thread yapıldı. Server almadım sanki. Ben bilmem. Biraz donanalım etrafta. Yere inmeden en azından çank açılıyor. İyi tarafından bakarsak. Az önce her işte bulmuş değil mi? Evet, Fire Dragon bulduk. Ejderhalarla ilgili... Ha, bu arada bu görev şöyle. Advancement'ı bazen vermiyor. Neden bilmiyorum. Mesela bizlere şu an bak Faruk'un advancement'ları görünmüyor. Neden olduğunu gerçekten ben de anlamadım. Bu arada şöyle Ember Fire oluşuyor burada. En son olduğu için. Şuradan bir uzaklaşalım. Aha, bir tane daha bulduk. Bundan biraz daha fazla çıktı kafa ve şey. Kemik. Şöyle yapalım. Advancements, Grants, Alpsevsel, Only, World of Faruk, Visit Faruk diyelim. Burada, evet, şu an görünüyor bakın. Onun neden olduğunu anlamadım. Oluyor ama neden oluyor acaba bilmiyorum. Pek dersler, bunların içi boşmuş. İlk görev yapıyoruz. Buradan detaylı bilgi alabilirsiniz ejderhalarla ilgili. Ha, böyle şeyler var. Okçu kuşlar var. Harılar size oklarla. Arada böyle iskelet iskelet de doğabiliyor. Çeşitlilik mevcut yani biraz. Bu neymiş? Heh. Mesela bunlar da bakın. Apotheosis'in tower'ları. Buradan güzel item'lar çıkabiliyor. Magnet diyelim. Magnetimi geri alayım. Bir de dunk'ımı geri alayım. Yeter. Bunlar Orworld'de spawnlanmıyor. Sadece Faruk'te çıkıyorlar. Şöyle mitik çıkmış. Burada da bir tane gizli oluyor. Evet. Bunlar belki lazım olur diye. Alalım. Bu şerefsizler çok sıkıntı, haberiniz olsun. Bunlar bırakmıyor peşinizi. Aha. Bunlar temleniyor arkadaşlar. Canı gidiyor. Amfitir mi? Neydi bunun adı? Bir şey, bir adı var bunun. Ha, bunun üstünde bir süre oturunca size hasar veriyor bu. Bir süre sonra size alışıyor. Öyle bir olayı var. Nereye geldi lan? Amfiterler gitti. Evet. Bir de şöyle şeyler var. Dreadbeast'ler. Bunlar da Lich'in yanında geziyorlar ama Lich göremedim ben. Aa, Lich buradaymış. Evet. Bakın Dreadlich'ler var. Burada yani bayağı tehlikeli şeyler var. Şöyle. Dread Troll'lar. Kurtlar. Yani normal Overworld'de olmayan her şey burada gibi düşünebilirsiniz. Bakın troll'ler var. Burası Witch'lerin mekanı. Aha, Cockatrice. Bunlardan hiç görememiştim ben. Aslında bir boss var. Hangisiydi o? Sea Serpent'lar var. Dragon Forge. Lekterne geç. Hydra. Ghost. Troll. Rotten Egg.
Allah bulamadım. Bu ne lan? Çok çirkin bu. Aha. Burada bir tane daha liç bulduk. Liçler de burada çıkıyormuş demek ki. Tam böyle Horus'la şeyin bu birleştiği yerde. Bu ne iğrenç bir şey ya. Benim de Azekland var oradan temizledim her şeyi. Eyvallah diyelim. Abi Zord der misin? Zord. Var büyük bir tane bulduk sonunda. Kafayı yeni koy, yere koyma yeni mi gelmiş ya? Yoktu eskiden böyle bir şey. Yetro Sword çıkmış. Şöyle atalım. Bunlardan anahtar çıkabiliyor bu liçlerden. O anahtar önemli. Bu anahtarla buzlu mekanlar var. Onların içine girebiliyorsunuz. Birkaç tane bulalım da şey. Şu bakayım gerçi Dragon yetiyor mu? Bize ilk olarak flüt falan değil de Dragon Seeker lazım. Görevlerden göstereyim. Şu. Dragon Seeker yapacağız. Cool. Herhangi bir scroll oluyor olması lazım. Evet. Dragon Seeker yaptık. Bunu sonra Nether Star basıp Epic Dragon Seeker yapıyoruz. Şu an yapamıyoruz. Bir troll varmış burada. Şöyle biraz dolalım etrafta. Aha. Devasa bulduk. Şu an en önemli şey bizim için Dragon Seeker. Normalde bu ejderhalarla uğraşmak bayağı zor. Hani aramak, bulmak falan. Dragon Seeker'lar işimizi birazcık kolaylaştırıyor diyebiliriz. Benim bir de teleporter'a ihtiyacım var bir tane ya. Portable Porter var, bir de Dislocator var. Yeni geldi. Şu. Advanced Dislocator nasıl yapılıyormuş? Wyvern'da yapılıyormuş bu. Bu ne işe yarıyor? Endrive'i bir 30 tane yapsana. Tek kullanımlık mı acaba? Ay 32 kere kullanabiliyormuş. Okey, bundan bir tane daha yapalım o zaman. Bir tanesini de eve yapalım. Gidelim eve. Nerede evim? Beni rahat bırakın ya. Şuradaymış. Kuzeyde. Hop, bir şey gördüm orada. Dur. Benden kaçamam, kurtulamam. Şöyle dümdüz kuzeye giderek evimize ulaşalım. Aha! Ejderha bulduk. Kaç canı var? 3651 canı var. Arkadaşlar ejderhalar burada bayağı güçlü. Onu belirteyim. Onlar bufflandı. Daha önce ölen varsa. 3600 canı olan ejderhalar görebilirsiniz. Ve bu daha tier 1, tier 2 bir ejderha. İnşallah bize tek atmaz. Ateşler püskürtüyor. Zırhın nasıl şarja gittiğini görebilirsiniz. Zırhların üstünden. Bizim daha güçlü zırhlara ihtiyacımız var. Artık orada stage 5'e geçtiğimize göre güzel şeyler yaşayabiliriz.
Tamam. 150K şey yemiş. 150 milyon mu? Evet, 150 milyon enerji yedi şu ana kadar. 2K canı var. Bütün upgrade'ler olduğu için zırhımızda rahatız. Bir de ona weakness 2 veriyoruz. Zehirliyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani yapabileceğimiz. Ona rağmen böyle zor ölüyor. 2400 vurmuşuz. Orada çilliyorum galiba ben. Bir yandan etraftan bunlar sıkıyor. Çok karmaşık bir ortamdayız. Esas bizim yayımızı güçlendirmemiz lazım şu an. Ona karar verdim ben. Her vuruşta 70 vuruyorum buna. Başardık. Ejderhamızı öldürdük arkadaşlar. İlk ejderhayı. Allah'tan çok zor bir ejderha gelmedi. Ama ona rağmen 300 milyon buradan. 100. 150. 500. 700 milyon sanırım. 700 milyon enerji harcadık. Şu sırf şu ejderhada bile. Şimdi şöyle yapıyoruz. Boş elle sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Ve ejderhanın şeyden özünde stage 4'müş bu. O yüzden bu kadar yüksekmiş. Çok da güçsüz değilmiş. Stage 4 bayağı yüksek bir stage. İsterseniz burayı da lootlayabilirsiniz. Burada çok bir şey çıkmıyor ama haberiniz olsun. Bunun sandıklarına belki draconium falan ekleyebiliriz. Öneriniz var mı? Draconium ekleyelim buraya. Ne yapalım? Ice and Fire Dragon sandıklarına Draconium ekleyerek. Ejderha kalbi ekleyebiliriz. Ejder kalbi ekleyerek. Bu Draconium'da lazım olacak olan ejder kalbi. Yanma efekti. Yapacak bir şey yok. Yanma efekti nasıl şey yapayım ben? Yanıyoruz yani. Dragon Ball Hazretleri tabi. Handando Dokero. Dragon Steel çıkmaz buradan. O imkansız. Hop. Aa bakın. Grave Master Key bulduk. Graveyard Key. Dreadly Spawner'ı da bulmuşuz. Bunun içinden Obsidian Kule çıkmış. Böyle geçelim zaten buradan sonrası rahat. Nerede benim portalım? Şöyle bir girelim. Hemencecik. Evimizin orta yerine şunu bağlayalım. Tamam. Şimdi buraya kadar gelmişken bir Nether Star basalım buna. Ejderha kalbi, ejderha eti falan da aldık. Benim Arrow'larım nerede? Arrow burada. Okey. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Ejderhalığın scale'larıyla item yapabiliyoruz. Sanırım. Bu yok, Serpent mı sadece? Dragon Gear. Dragon Gear. Şöyle. Ice and Fire diyelim. Mesela bakın bunu artık materyal olarak kullanabiliyoruz. Attack Damage 4 veriyor bu. Dragon Bone. Wither Bone Attack Damage 1.2 arttırıyormuş Tulurd olarak. Bu main'de değil de. Abi Dragon Bone sadece main oluyormuş. Şuradan bakalım. Bu yemek olarak geçiyormuş. Ne kullanırız? Dragon Scale'dan mesela yine main'de bir şey yapabiliyormuşuz. Armor yapılıyor bununla. Armor'a bizim ihtiyacımız yok. Bundan armor yapılıyor. Bu Ice and Fire'ın koparı. Bu çıkıyor. Buna yapacak bir şey yok. Salak salak yerlerden. Nereden bulayım bunun çıktığı yeri? Alt kapta değil mi bu?
Bir tane Trinium Rod istiyor. Hemen çalalım bunu. Oluyor mu acaba bu? Oluyormuş. Legendary yaptık. Bunun için de Fire Dragon Steel falan istiyor. Ona daha var. Basalım sağ tıka. Buraya ışınlanalım. Oo, tahmin ettiğim için sınırsız kullanabilirim bunu. Hemen size ufak detay daha göstereyim. Buna sağ tıklıyoruz. Durmadan sağ tıklıyorsunuz bunu elinizdeyken. Bakın ses çıkmaya başladı. Bundan bahsetmiyor herhalde. Herhalde ondan bahsetti. Ses çıkardığı yere gidiyorsunuz. Sesin yaklaştıkça artması lazım da bu kadar yakında olamaz zaten. Burayı biz terk edelim, ileride bakalım. Var mı burada bir yerde görünür bir şey? Ses gittikçe yükseliyor, o yüzden şu aşağıya inelim bakalım, yer altında mı? Burada bir şey yok. Bunların bu arada durability'si var, beniz olsun. Durability'si niye bu kadar az ya? Daha fazla olması lazımdı. Şurada yazıyor muydu bunu? Evet. Heh. Bunlarla ilgili bilgi bundan alabilirsiniz bu arada. Şu çevreye bakalım. Mending basılıyor, evet. Çok hızlı mendik basıp gelelim. Yani şuradan basıyorduk. 2-3 tane bir şey öldürürüz, şey yaparız. Bir de unbreaking basalım. Unbreaking 1, eyvallah. Ay, şunu al. 5 yeter. Ya şimdilik basalım, daha Fire Dragon Steel'e kadar çok var. Şunu şöyle ikinci elimize alıp bir şeyler öldürürsek orada öldürürüz illa. Evet. Bu şekilde daha garanti kullanabiliriz. Bir ara ses geliyor. Altında olma ihtimal de var. Ses artıyormuş gibi geliyor ama. Buralarda bir şey yok. Aha. Bulduk. Burada arkadaşlar tier 5 bir ejderha var. 4800 canı var. Şu weakness'ı alalım önümüze. Bunlarda çok dikkatli olmanız lazım. Gerçekten çok dikkatli olmanız lazım. Tek atabilir üstündeki zırhına rağmen. Şu an absorbe ediyorum mesela gelen hasarı. Bu
Şu an deli vuruyor. Şu an çok fazla vuruyor aslında da. Biz anlamıyoruz. Allah. Sakın ısırmasına izin vermeyin. Tek atıyor ısırınca. Isırdığı an kaçın. Shift'e basıp. 2800, 2000 vurdu. 2000 canı kaldı. Bunlardan arkadaşlar yumurta çıkabiliyor. Eğer dişi bir ejderhaysa dişi ejderha bulup onun yumurtasını almanız lazım. Moddaki ilerlemek için tek yolu. Bir yandan enerji bağınıza çok dikkat edin. Bunları çok güçlendirdim çünkü ben canını 1000x arttırdım. Hasarını da 250x falan arttırdım. Normalden 250 kat daha fazla vuruyorlar. ...1300 canı kaldı. Şu kılıcı bizim güçlenmemiz lazım. Bu kılıçlı olmuyor. ...261. Hop. Her şey kontrol altında. İyiyiz. Vuruyorum kafana kafana. Yarı canı... Oha! Hasara bak! Nasıl gidiyor şey? Drobit nasıl gidiyor? Başardık. Şuraya bak. Nuggetlar, muggetlar, bilmem neler. Coştu burası. Yumurta çıktı mı? Çıkmadı. Demek ki dişi ejderha değilmiş. Stage 4'müş daha bu. Stage 5 de değilmiş. Yani en iyisi değil daha bu. Bunun sandıklarında biraz daha fazla loot oluyor ama çok da olmuyor yani. Bu arada ben bunu düzeltmiştim. Bunlar bozulmuş ya. Amatist çıkıyor. Şunların çıkmaması lazımdı burada da. Neyse. Böyle değerli madenler de çıkabiliyor burada. Bu şekilde ejderha arıyoruz. Konsept budur yani. Dafin, aleykümselam, hoş geldin. Bunu clearleyebiliyor muyuz? Okey, oraya gideriz, fark etmez. Basalım, dönelim. Evet, Stage 4 ejderhamızı öldürdük. O yüzden yeter. Ben gidiyorum. 3 saat 10 dakika olmuş. Hepinizi öpüyorum.